Hepinize yepyeni, çılgın ve manyak bir günden merhaba arkadaşlar. Yine kompresörümüz, yağlama makinamız, 54-50'miz ama bu sefer farklı olarak 4 sıralı patates söküm makinamız mevcut. Bunun yağlamasını yapacağız. Yeni aldık. Bakalım 54-50 kaldırabilecek mi? Kaldırabilecekse nasıl kaldıracak? Onu göreceğiz. Mestar tarım ekipmanları. 4 sıralı patates söküm makinesi. Takılacak yerlerini takıyoruz. Sıkılacak yerlerini sıkıyoruz. Abi sen sık da şu yukarı aşağılı yukarıda kalsın. Kırmayalım. Tut da sen. Geçen sene 30 dekar patatesimiz vardı. Daha önceden zaten patatesçilik yapan birisiydik. Fakat babam yılmış zamanında. Bundan 10 sene önce. Ekmemiş. Sonra tekrardan ekmeye başladık. Geçen sene 30 dekarla başladık. Bu sene tohumlukta yetiştirmeye başladık. Allah utandırmasın. Çabalıyoruz. Arizona çeşidimizi sökeceğiz. Biliyorsunuz Arizona zaten erkenci bir çeşit. Onun peşine Madeline'lar, Marabeller. Marabel peşine Madeline girer. Bizde Madeline vardı. Potasyumunu KTS'sine hızlı başladık. Birazcık daha hızlı olgunlaştırdık. Güzel patatesler. İnşallah fiyatlı iyi olur. Bundan bir hafta önceye kadar 4, 5, 6, 7 lira arasıydı. Şu anda 10, 11 lirayı gördüm. Tabii yağmur yağdığı için söküm yok. Öyle deniyor. Az şu kadar. Biz sökünce ne olur onu bilmiyoruz. Takılacak yerleri bunlar. Patatesleri höbek höbek assın diye. Sağa sola dağıtmasın diye. Yağlanacak bir sürü yeri var. Yağlamalarını yapalım. Şaftını takalım. Deneyelim. Bakacağız. Umarım memnun kalırız. Bunlar buranın yedeği. Buraya ne oluyormuş ki? Bu nerenin anahtarı acaba? Bu nerenin anahtarı? Gergisi mi var? O değil de burayı nasıl yağlayacak? Kafayı çevireceğiz, yağlayacağız bunu. Arkadaşlar yağlayabildiğimiz yerleri yağlayacağız. Yağla. Yağlayamadığımızı artık i̇şte sökeceğiz, çevireceğiz, bir şeyler yapacağız. Bir şekilde yağlamamız lazım. Çünkü sürekli hareketli çalışan bir makine. Şurayı yağlayabiliriz. Hareket bunun her şeyi. Yanaştırabilir miyim? Tabii. Biraz değil, bayağı yanaştırır. Ama genelde önemli olan yerler çarpı kısımlar. Değil mi abi? Lastik vesaire değil. Lastiği bir kere vurduktan sonra bir yolu gidersen. Arkadaki yeri yaptık. Bir önüne geçiyoruz. Sırayla gidelim. Bana göre en önemli kısım burası zaten. Sürekli çalışan bir kısım çünkü.
Orta tarafta üçlü bir göbeğe var silkelemesi için. Ondan 4 tane var. 12. Önünde var 24. 60-70 tane yağlama yeri var. Bağırdı. Bas Polat. Bizim şekle şemale bak ya. Niye basmıyor lan? Çok zor orada. Bas. Bu kadar. Biz o boyunun için mi çabaladık gerçekten? O kadar. Başka basılacak yer? Şu muhafazayı sökeceğiz arkadaşlar. Kesinlikle sökmeyin demişler. Sökmeden de yağlanmıyor yani. Hani üzerine bu yazıyı yazdın da yağla bari deseydin. Of. %80'i bitti. Zor yerler kaldı. Birkaç da gizli yer kaldı. Buraya bastın mı? Bastırmış gibi. Basmışım. Ver bakayım. Şu hafta da yapabiliriz. Hava çok fazla sıcak arkadaşlar. Yanıyor. Hani biraz abi, enerji abi, düşüklüğü var. Ne oldu? Altlarda da var bak ondan. Buralara nasıl basacağız? Paleti sökeceğim, basacağım, geri takacağım paleti. Paleti sökeceğim, basacağım, kolay mı? Dalga geçiyor. Arkadaşlar bakalım kaldırıyor mu? Ne oluyor? Önünü kaldırıyor mu? Kaldır bakayım Polat. Canavar yerinden kesti. Tertemiz. Önünü de kaldırmıyor. Tekerler biraz oturdu. Böyle makinede normal. Önüne herhangi bir ek ağırlık takmadan sökümü rahatlıkla yapar ama. Zaten siz bu videoyu izlerken söküm videosunu da izleyeceksiniz. Aynı videoya koyarım. Yağlamaya ayrı, sökümü ayrı yapıp sizi sıkmam. Şimdi çoğunluklu yerini yağladık. Bir çalıştıralım. Hareketli aksamını, hareketsiz aksamını görelim. Ona göre klasörlüklerin başlarını döndürüp yağlama işlemine devam edelim yağlayabildiğimiz kadar. Yan taraflardaki muhafazaları sökeceğiz. Oraları yağlayacağız. 3-5 tane yer kaldı zaten yağlanacak. Arkadaşlar yağlama işlemimiz tamam. Şaftımız, traktörümüz uzun geldi. Şaftı kestireceğiz. O yüzden önce bir normal şekilde taktık. Çalıştıracağız. Takacağız. Beş yüz kırkta mı? Bu bayağı bir eler ya. Bu iyi eler Polat. Patates arkaya gelene kadar tertemiz çıkar. He? Normal önüne patates geldikçe çıkaracak yukarı. Önü biraz fazla dik. O da zaten o arada sürekli toprağı eleyerek en çok elemeyi burada yapacak zaten. Yan tablayı söktüğümüz zaman da arkadaşlar karşılaştığımız manzara bu. Gerdirmesi merdirmesi yok herhalde. Gayet düz şekilde çalışıyor. Buraya bastık yağı. Buraya ve buraya basacağız. Sonra yan tarafa geçeceğiz. Yine yan tarafı sökeceğiz. Yağlayacağız. Buraları güzel yağlayacağım. Dönemden döneme yağlasam yeter. Her seferinde burayı sökmeyelim. Sağından solundan çıkarsın yağı. Da yağlamış herhalde. Polat oraya biraz daha bassın. Yeter. Biraz da şuraya bas.
Şanzıman zaten şanzıman yağ ile çalışıyor. Orada herhangi bir yağlanacak yer yok. Çarşını da yağladık. Tamam, güzel. Burayı fark etmemiştim arkadaşlar. Gerdirmesi burada. Hani gerdirmesi şey mi olur diyorum. Ama şu anki gerginliği üstten de anlaşılmaz aslında. Alttan bir şey yapsana Polat. Sallasana. Ne durumda? Yeterli mi gerginlik? Bence yeterli. Biraz da silkelenmesi lazım illaki. Herhangi bir durum olursa oradan yaparız. Aynen. Arkadaşlar, yağlamalarımızı falan yaptık. Toscano sap parçalama makinamız geldi. Şu anda sapımızı parçalıyoruz. Allah izin verirse de akşam üzeri patatesimizi söküme başlayacağız. Evet, şu anda birazcık daha ses modum yükseldi. Çünkü ferah bir yere geçtik. Şöyle göstereyim. Çok güzel oluyor. Orta kol geriye yatık. Tam ayarını biliyor muyum bilmiyorum. Hani bayağı bir geriye yasladım. Şaftı durdurmuyorum başlarda. Orta kolu çekiyorum sadece. Yani amatörlüğümü atıyorum şu anda ama gayet güzel bir şekilde parçalıyoruz. Onu söyleyeyim. Ot geçen sene oranla neredeyse hiç yok. Sadece şu dikenlerimizden mevcut. Patatesimiz çok güzel. Arizona, Allah izin verirse 6-7 ton civarı bekliyorum. Sökümde de zaten göreceğiz. Tonajımızı göreceğiz. Arkadaşlar, tarlamıza geldik. Çalıştıracağız, düzenleyeceğiz. Allah izin verirse bugün yarısından fazlasını sökeceğiz. Geri kalanını da işçinin önü sıra halledeceğiz. Kral! Maşallah, çok güzel bir görüntü var arkadaşlar. Mükemmel. Şunu diferansiyeli bir alayım mı ben? Badanaj atıyor. Çift çekerdi zaten. Kesik var mı? Bak da bura derinde ya abi de. O zaman yasladım abi biraz daha. Biraz daha derin çevirin. Şu an 1D'deyim. Polat, gelsene buraya. Gelsene buraya. Sen bir sür. İstediğimiz görüntü buydu arkadaşlar. Kesik var mı ki? Derin niye veriyor? Bir iki sıra daha gidelim arkadaşlar, düzene binsin. Ondan sonra zaten daha güzel bir çekim yapacağız. Arkadaşlar, bizim beklenti tonajımız 6 ton civarı. Peki sizin görüşünüz ne? Yazarsanız yorumlara çok sevinirim. Şu anda yazın, zaten videonun sonlarına doğru tonajı da öğrenmiş oluruz Allah'ın izniyle. Arkadaşlar, sabah oldu, işçiler geldi, söküme başladılar ki hatta o biçim. 100 kişi var. Güzel bir sırayı dizdik. Allah'a şükür. Bir yerden söküyoruz, bir yerden tırlar giriyor, Polat çekiyor. Bugünün sonunda inşallah tonajımız belli olacaktır.
Yaklaşık sökülmedik bir 3-4 dekarlık bir yerimiz kaldı. Gayet güzel bir şekilde tohum deleniyor. Arkadaşlar işçiye iş dayanmıyor. 20 dekarlık yeri çuvalladılar. Şu anda tekrardan başa döndüler. Elden kaçanları falan topluyorlar. Hani ister istemez illaki elden kaçıyor. Şöyle göstereyim malzemeyi. Maşallah çok güzel. Birinci tırımız yüklendi. İkinci tırımız yükleniyor. Kamyonlar hazır bekliyor. Çürükmüş. Şöyle görüntüyü de size göstereyim. Ama bunlara yazık değil mi ya? Hani gerçekten çok ciddi anlamda kalmış yerde. Şöyle durduğumuz yerde mesela ne topluyoruz diye bakalım. Kalanın zaten %80'i iki numara. Kesilmiş. Biraz daha iyi. Şu köşelerde özellikle çuvalları tutsun diye patates koymuşlar. Tebeklerin altında çok kalmış. Tırcıların klasik sorunu kesinlikle teker çevirmektir arkadaşlar. Çoğu kişi şahit olmuştur zaten buna. O arada hakim olamıyorlar o şeye, olaya. Tabii işini çok iyi yapan insanlar da var, aklını eğmeyelim. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. 2000 kahvaltı daha yapmadık. Sabahın 9.50'si. 2 saatlik uykuyla işçi gelince patates zamanı böyle oluyor. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Uzun tuttum videoyu. Sizi sıkılmayın diye geniş kapsamlı hepsini tek tek video yapmaktansa toplu şekilde bir video yapayım. Daha eğlenceli sarsın video dedim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Kanala abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Videoyu beğenmeyi unutmayın.